Gençler merhabalar. Ee, şöyle birikim oluşturmaya devam edelim. Ee, 91 yılında çıkmış bir e, elektrik devresi sorusu. Bir süre elektrik akımından soru çözeceğim. Orada az video var. Biraz birikim olsun. Bunun benzerini zaten çözmüştük ama bir tane daha bulunsun. Şekilik gibi düzenlenmiş sonsuz sayıda dirençlerden oluşan devrinin eşdeğerini soruyor. Şimdi bu sonsuza gitme meselesinde biz e, kesirlerdeki merdiven metodunu uyguluyorduk. Yani şu sistemin eşdeğer el direncine ben R eş desem ve şu en dışı kapattığımda şurayı kapattığımda burası da aynı şey oluyor. Sonsuz sayıda olduğu için burası da R eş oluyor. Yani demek istediğim şey şu şu kalabalık şu kalabalık R eştir. O halde yani bizim devremiz şu hale alıyor. Yani şurada bir R var. Şurada bir R var şurada bir R ve şurada bir R eş var. Şimdi bunların eş değerini soruyor sana. E zaten eş değerine de R eş demiştik. Yani burada zaten şu ikisi paralel olduğu için şu ikisini çarpçırptan buluyorduk. R çarpı R eş bölü R artı R eş. Yani sistemin eş değer direnci ne olmuş oluyor? R eş dediğim şey. Ee, R var, bu var, bu var. Yani 2R artı R çarpı R eş bölü R artı R eş oluyor. Artık bu denklemde bana R eş nedir diye soruyor. E tamam yani e, artık işlemimizi yapacağız. Çarpanları ayırmayı yapacağız. İsterseniz şunu şu tarafa atalım. Yani R eş eksi R R eş bölü R artı R eş eşittir 2 R diyelim. 2 e, R Paydaları eşitlersek r çarpı r eş artı r eş kare eksi r r eş bölü r artı r eş eşittir 2r oldu. Hatta şunlar gitti. Bunu da diğer tarafa atalım. Şuraya yazayım. r eş kare eşittir 2r kare artı 2r r eş oldu. Hatta hepsini bir tarafa toplayalım. Yani e, R eş kare eksi 2R, R eş eksi 2R kare eşittir sıfırın çözüm kümesini soruyor bana. Artık diskimant girdi. Yani A'sı 1 B'si bu, C'si bu. Diskimantımız B kare eksi 4AC'den, 4R kare eksi 4AC'den ne çıkıyor diskimantımız? 8R e, kare, 12R kare çıkıyor. Ve köklerimiz de e, neydi? eksi b yani şunun eksilisi artı eksi kök diskriminant bölü 2 a'ydı. Yani buradan şunu da 2 kök 3 olduğu için r artı eksi 2 kök 3 r hatta 2 r'ydi o. Bölü 2 oluyor. Tabi buradan da r artı eksi kök 3 r gibi bir şey çıkıyor. Fakat tabi eksilisi olmayacağı için R parantezinde kök 3 artı 1 olarak buluyoruz cevabı. Ee, nispeten basit bir soruydu. Hızlı bir şekilde yaptık. Bir sonraki soruda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.